Merhaba sevgili seyirciler. Rexona Men'in sunduğu Oyna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım, hoş geldin. Önce Arda ile başlayalım. Nihayet beklenen Real Madrid formasıyla sahalara çıktı Arda Güler. Seyredebildin mi? Bakabildin mi biraz? Yok, seyretmedim ama sonra okudum haberleri. Çünkü o sırada başka işim vardı. Yok, zaten seyretmek biraz zordu da. Evet. Ama yani güzel. Real Madrid hemen şeyi yaptı zaten, hani özet Türkçeler, mürkçeler. Acayip bir iletişim alındığı için Türkiye'den. Yani Şampiyonlar Ligi, işte uluslararası bir takım markalar, işte bu aplikasyonlar, şunlar bunlar. Sürekli Türkiye'yi tahrik edecek bir şeyler koyuyorlar sürekli. Genelde olumlu tabii. Yani oradan bir şey alalım. Bir Fenerbahçe maçı, bir Galatasaray maçı falan. Sürekli o dönüyor. Bu konuda şeyiz, 10 numarayız yani. Arda da şimdi tabii çok şey yazıldı, çizildi. Bu arada pardon, madalyonun diğer tarafında Real Madrid'in de güzel. Yani sadece Türkiye'ye yaptıkları PR dışında sonuçta yeni bir yetenek olarak tabii dünyaya sürdükleri, yani Türkiye özelinde tabii çok büyük bir ilgi var ama dünyaya da işte gelecekte Real Madrid'in önemli parçalarından biri olacak tabii oyuncu sahaya çıkıyor diye ondan da büyük bir, yani hem onu öne çıkarmak hem onun PR'ını yapmak açısından Real Madrid'sinden önemli. Doğru. Bir de şöyle de bir durum var. Alttan alta çok dillendirilmeyen ama şimdi Türkiye'den geldiği için oyuncu Madrid medyasının, İspanyol medyasının direkt radarı içinde olan bir oyuncu değil esasında. Yani Arjantin'den, Brezilya'dan transfer edilmiş bir oyuncu zaten belli bir bilgiyle geliyor. Dolayısıyla bir şüphe de var. Yani Real Madrid de şunu söylüyor. Yani biz bu kadar kapıştık Barcelona'yla, işte Dortmund'la, Bayern'le falan. Ya bu çocuk gerçekten çok iyi. Merak etmeyini de söylemek istiyor bir taraftan. Arda ile ilgili en dikkat çekici şey, bence maçı izlerken onu hissettim. Bu yaştaki oyuncular arasında mesela Semih'te de aynısı var, Beşiktaş'taki. O da çok çok değerli bir oyuncu. Oyunu çok seviyor. Yani o apatik surat, işte bilmem ne falan, hani oynuyorum ama hani ben aslında çok yetenekliyim, hadi biraz da para kazanayım, onun peşindeyim değil. Ha, topu istiyor sürekli, ben atayım, ben oynayayım, ben vurayım. Şimdi 2 tane ters ayağıyla şut çekti yani ve çok tehlikeli güzel şutlar çekti. Bunları görüyorsun, hep istiyor. Ve oyunla ilgili de şöyle bir şey dikkat çekici, zaten vardı o, Fenerbahçe'de de vardı. Büyük futbolcularda Sergen için söylerlerdi onu. Metin Hoca söylerdi. Yani Sergen isterse geçemezsin. Acayip iyi savunma yapar. Çünkü bildiği için karşındaki nasıl hareket edecek, ne yapacak, bir sonraki top nereye gelecek. Bunları ölçebildiği için iyi sporcularda bu vardır yani. Satranç gibi bir şey bu. Senin bildiğin, sevdiğin şeyden gireyim. Arda da o var. Bir sonraki pas nereye gelecek onları biliyor ve savunmada da çok iyi. Nerede duracak? Çünkü bunu yapman lazım. Yani Real Madrid'de göstermen için en savunmacı oyuncu bile çok teknik olduğu için, çok işler yaptığı için en teknik oyuncunun da en iyi savunmacı olması lazım. Bunların farkında gibi duruyor. Benim en büyük endişem oynamamaktan gelen çevresinin de baskısıyla, ya bırakın beni gideyim, işte oynayacağım yerde olayım, ben oynayamıyorum ruh haline girmesiydi. Büyük şansı tabii Ancelotti'nin sözleşmesini de uzatması oldu, kendi sözleşmesini. Ben vallahi hani nazar değmesin, çok çok iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Sonuçta çok bir ölçü değil aslında maç olarak. Yok değil. Yani 4. lig takımına karşı. Tabii, tabii. Ama tabii Arda'yı yani sadece Türkiye değil, bütün hani Real Madrid'de uzun süredir beklediği için bayağı bir senin de söylediğin gibi PR'ı yapıldı işte. Ya, o dikkatli, güzel bir PR oldu ama ben İspanyol medyasına da baktım. Onlar da tabii bir şey arıyorlar. Yani bize benziyorlar esasında. Tabii, tabii. Yani her sene Şampiyonlar Ligi'nin kazanmaları dışında. O anlamda bizi biliyor ama şeyi görmüş onlarda. O saf bir sevgisi var futbola karşı Arda'nın. Saf bir yetenek. Ama aynı zamanda da sahada analitik olabiliyor. Yani bu bir futbol sanatçısı için mükemmel bir karışım. Umarım sahada olur tabii. Sakatlıklarla çok sezon başından. Evet tabii onun altını çiziyorlar zaten. Hani kas geliştirmesi, yani bu incelikle oynayamazsın Real Madrid'de diye. Real Madrid'deki antrenman temposu da biraz onu yıpratmış olabilir. Yani oradaki tıp ekibi de değişti bayağı. Ha, hepsini yolladılar evet, değil mi? Ya, ama o kadar çok sakatlık oldu ki. Aynen, sırf şey de değil. Zaten Ancelotti de hakikaten çok enteresan adam yani. Bu kadroyla Xavi'ye şey dedirtti ya. Yani takımın yarısı sakat, onlar bizden daha iyi dedirtti. Hakikaten çok değişik adam. Bir şey gibi, antitez gibi modern teknik direktörlüğe. Yani çok şeyi söylüyor çünkü. Çok fazla direktif veriliyor genç oyunculara yeni teknik direktörler tarafından ve bir kafa karışıklığı yaratıyor diye. O yani iki ekolün arasında arada kalmış basit direktiflerle büyük oyun peşinde. Arda için şey demiştin hani belki oynayamadığı için sıkılabilir diye, daha erken onlar için. Abi etraf çok tehlikeli. Ama çok erken. Yani 1,5 senedir oturuyor olsa Real Madrid neyse yani. Kesinlikle genç. Yani sonuçta bir zamanının gelmesini bekleyecek. Kaldı ki hani sezon başından beri çok sağlıklı olsaydı, çok hazır olsaydı hani belki bir ufak da olsa, bence ilk senesinde hiç olmaması lazım ama hani ufak da olsa ya oynama isteği belki onu biraz zorlayabilirdi ya da çevreden gelen baskı. Ama şu ana kadar bence ilk senesinde hiç zaten o baskıyı hissetmemeli. Öyle. Önce bir fiziksel olarak, zihinsel olarak tam olarak hazır olsun. Ondan sonra oynayıp oynayamadığına bakar ve belli ki yani gerek Ancelotti'nin gerek Real Madrid'in tavrından hazır olduğu sürece oynatacaklar zaten. Zaten başta kontrat şartlarından biri oydu. Yani yoksa başka bir kulübe gidecekti. Yani biz seni oynatacağız, kiralamayacağız. Gel bize dediler, öyle ikna ettiler. Ama o kontrat değil abi, o söz yani. Yani onu evet, ama işte çocuğun aklında o var. Doğru da o yani söz... Ben Dortmund'a gidip sürekli oynayacağımı düşünebilirdi öyle, yani. Öyle ama o sözlere hiç güvenmemek lazım abi. Onu biliyoruz öyle. Yani. Ama yani o anlaşmayı yaptıktan sonra da abi bu eş, dost, akraba, ana, baba, arkadaş ya kardeşim hadi filan bu yaşlarda biliyorsun yani kolay değil. Her yaşta çok öyle de. Çok etkilenirsin yani. Ya geçtikçe, zaman geçtikçe bir şey yapıyorsun. Daha çok kendini dinlemeyi öğreniyorsun. Türkiye'deki menajerlik sistemi o açıdan çok sağlıksız ya. Türkiye'deki menajerlik sistemi genelde mali temsilden çok ileriye gitmiyor. Öyle. Uluslararası menajerlik, yani futbol dünyasında çok hakim değilim ama basketboldan çok iyi biliyorum. Ciddi anlamda kariyer, yani hem sportif hem iş kariyerini inşa ediyor yurt dışındaki menajerler. Zaten orada sadece menajer, bir de temsilci vardır, medya temsilcisi vardır, ekiptir yani. Aynen. Bizde kontratın ne olacağını karar vermek dışında çok az işlevleri oluyor maalesef. Doğru. Basketbolda o konuda çok gelişme kaydettik bu arada. Yani mesela Türkiye'deki Türk basketbolcuların ya da Türkiye'deki yabancı basketbolcuların temsilcileri de sadece işte kontratla yazan rakamı belirlemek dışında çok daha şey yapıyorlar. Mentörlük ediyorlar oyunculara yani. Özellikle genç oyuncular için çok önemli. Tabii canım. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos oldu. Çok ünlü bir isme gittiler. Çok şaşırttılar, bir ters köşe yaptılar. Aynen. Çok geniş, çok detaylı bir CV'ye sahip. Yani yıllarca işte Portekiz ve Yunanistan'da çok çok büyük başarılar ulaşmış. Portekiz'de Euro kazanmış. Ya ona çok ayar oldum ya. Zaten çok acayip bir takım vardı. Tabii ki şampiyon olacaksın falan dedim. Portekiz kaç kere şampiyon olmuş abi Euro'da? Ben sana bir şey söyleyeyim. 2004'te daha iyi takımları vardı. Bence, yani Figo'lu Ronaldo'luydu. Bence geçen sene, bir önceki turnuvadaki de muazzam takım. Tabii hep muazzam canım. Yani her zaman öyle. Yani Portekiz zor bir yerdir. Şimdi Santos tabii ayrı tartışırız ama yani zaten kazanacaksın. Portekiz şeyde değil ki abi, İngiltere, Fransa, İtalya değil ki yani onların yani milli takım açısından bir kademe gerisinde ne olursa olsun yani. Tabii. Tabii tabii. Neyse yani sonuçta yani milli takımda da bazen hani çok kısa turnuva olduğu için bir araya gelmek, bazı şeylerin yolunda gitmesi yani, yani bir antrenör için şanslı olabiliyor. 14 yıldır kulüp takımı çalıştırmıyor. Dezavantaj işte bu. Diyecektim. Yani dezavantaj bu. Kendisi direkt dile getirmiş ama zaten bu. Evet yani ilk dakikadan itibaren konuşulan o zaten. Beşiktaş'ın ihtiyaçları, şimdi Van Bronkhorst ismi geçiyordu. Yani onu ben karşı karşıya da anlatmaya çalıştım. Olmaz. Yani bir kere Hollandalılar olmuyor bize çok. Evet doğru. Yani çok olmuyor. Bir de bu öyle bir kaos var ki adam Allah'a şaşar yani. Bir de yani şimdi Samet Aybaba gelecek, bir şey söyleyecek, o dinlenecek, bambaşka bir dünyanın içine girecek. Hollandalıların o biraz abartılı dürüstlüğü hiç bize gelmiyor. Yok olacak iş değil yani. Olacak iş değil. Ha çok büyük top oynatır, bilmem ne yapar. Şimdi istatistiklere bakıyorum sürekli 1-0 yememeye. Yani bu konuda eleştirebilirsin mesela. Ya bu kadar defansif oynar mı Portekiz? Bu kadar sıkıcı futbol oynar mı? Böyle iyi bir takım varken diyebilirsin. Bu eleştiri. Ama Beşiktaş'ın bugünkü dağılmışlığı içinde ihtiyaç olan bu. Bence doğru tercih. Yani Lucescu da olsaydı doğru tercihte. Bir tecrübeye, herkesin üzerinde bir bilgeliğe ihtiyacı var. Bu çok da sevdiğin metotlarla yapılan bir iş olmayabilir. Ama ihtiyaç olan bu. Çünkü bu kadro kötü bir kadro değil. Sadece 1-2 takviye ile ayağa kalkmaya ve güvene ihtiyacı var. Darmadağın olmuş bir kadro bu. Kimsenin birbirine güveni yok. Hiçbir yerde iki kişi kişiden bile oluşuyorsa, 3 kişiden bile oluşuyor. Ben o kameramana güvenmezsem, kameraman sesçiye güvenmezse, ben sana güvenmezsem abi Allah'ım cihan olmaz yani. Bunu tesis edecek bir adama ihtiyaç var. Bir tür Fatih Terim vari bir adama ihtiyaç vardı şu anda Beşiktaş'ta. Çünkü kabul edelim ki ne yönetim o kadar güçlü, ne futbol yönetimi o kadar güçlü. Bunun da belli sebepleri var. Detaylarına girmeyelim. Bence doğru tercih. Çok sıkılabilir seyirci. Çok büyük eleştiriler alabilir. Ama bugün için bence doğru. Çok uzun işte açıklamalar da yaptı. Yani uzun bir basın toplantısında açıkladı. Ben en çok değindiği şeye takıldım. Bu kadro dışı bırakılan yabancı oyuncular hatta direkt günah keçisi de ilan edilmişti. Yani abi, evet. Fazla abartılı bir şekilde. Evet. Yani bunlar... Yani neredeyse şeye getirilmişti sözünü. Parayı aldılar. Şimdi hani hem hakkını vermiyorlar hem de takımı baltalıyorlara gelmişti neredeyse. Takımda çünkü açık ara en çok para ücret alan, en çok güvenilen oyunculardı. Santos'un ilk söylediği şey geçmiş beni ilgilendirmez. Ben gördüğüme bakarım deyip onlara bir şekilde bir şey verdi. Kapı açtı yani. Hani abi gelip eğer benim kurallarımla şeyle oynayacaksanız, özveriyle oynayacaksanız her zaman buyurun gelin dendi. Doğru. Ya onları kazanmak adına ki yani bu kadar ücret verdiğin, bu kadar şey verdiğin, ümit bağladığın, en azından kağıt üzerinde yetenek olarak bu kadar önemli oyuncuları kazanmak önemli. Fakat onlara daha önce verilen mesaj da yani tamamen hani şey direkt günah keçisi konumdalar. Onları tekrar kazanmak da kolay olmayacak bence. Şimdi bak burada medyanın da, sosyal medyanın da suçu var. Daha birinci günden birçok oyuncu bu adama bu kadar para verilir mi, böyle olur mu, şöyle olur mu falan diye dediğin gibi günah keçisi ilan edildi. Ama abi bunun altında manipülasyon da var. Kimse kusura bakmasın. Ama abi o her zaman olan bir şeydir. Evet, bunu idare edebilmek lazım. İdare etmenin tam tersi. Beşiktaş kendisi onları idare etti. Doğru. Yani kadro dışı bırakıp bu adamlar bu kadar para alıyorlar. Defolsunlar gitsinler. Top oynamıyorlara getirdi. Yani, abi yönetim bunu yapabilir mi abi? Yapamaz. Yani onu biz pardon yani bu yönetimde, bir önceki yönetiminde bu konuda suçu abi, var. Biz o konuda ama konuştuk zaten. Evet. Ne dedik? Bunlar değerdir. Sen kendi elindeki var olan değerini her ne kadar kötü bir yatırım bile olsa kötü yatırımı daha da batırıyorsun. Tabii. Doğru söz. Kadro dışı bıraktığın anda zaten fiyatı düşüyordun. Aynen. Şimdi şöyle yani dün Samet Aybaba daha Rize'de havaalanında hani gönder bunları diyen seyirci zamanla yavaş yavaş falan. Şimdi bu böyle olmaz. Olmaz abi. Böyle olmaz. Kusura bakmasınlar yani. Bu elindeki oyuncu sonuçta kulüplerde her yerde olduğu gibi devamlılık esastır. O oyuncu sana güvenmek zorunda. Başka çaresi yok bu işin. Bu böyle bir oyun yani. Bunu tesis etmek için zaten Santos bence doğru adam. Yani böyle bir figüre ihtiyaç vardı. Çok iyi teknik direktördür falan, bayılırım falan demiyorum ben. Elde iyi oyuncular var. Hakikaten iyi oyuncular var. İhtiyaç olan şey iki tane saha içi lideri. Mesela Fenerbahçe Savic'i istiyordu. Çok yüksek fiyatı var. Fenerbahçe için lüks olabilir. Ama Beşiktaş için lüks değil. Ver o parayı varsa. Çünkü senin orada o komutana ihtiyacın var abi. Var yani. Mert'i de rahatlatacak, öndeki Getzson'u da rahatlatacak o komutana ihtiyacın var. Sen de çok şeyi değiştirir. Fenerbahçe'de o kadar çok şeyi değiştirmez. Fenerbahçe'de zaten orada oyuncu var. O işi halledecek. Bu tip bir iki oyuncu ağanın eline bakılmaz. Yapacaksın. Başka çaresi yok yani. Yok yani. Çünkü böyle döndü iş. Bakıyorum ben açıklanan maaş bütçelerine rakiplerin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın. Gerçi Beşiktaş da az para harcamadı ama mücadele edemezsin. Edemezsin yani. Bu Ocak döneminde çünkü Türkiye Kupası hedefin var. Üçüncülük hedefin var. Santos'un çok net söylediği, evet, altın çizdiği konu o zaten. Bunlar çünkü atman lazım kendini önümüzdeki sene Avrupa'ya. Bu arada dönemde. Semih gene dün çok iyi oynadı. Vallahi çok heyecan verici. Çok güçlü. Tıpkı Arda gibi çok seviyor oyunu belli. Ve zihni de çok açık. Cesur. Yani çok acayip futbolcu hakikaten. Yeni genç Semih diyorsun. Gerçek genç Semih. Gerçek genç Semih. Gerçek genç Semih. Üçlük maçında 4 gol bir asist. Çok acayip ya. Dün yani o attığı gol tamam kaleci Gökhan'ın hatası var ama yani ona cüret etmesi zaten çok önemli. İkinci asist yaptığı asiste şeyi gücü, yere yıkılmaması, o şeyin kavganın içinde Cenk'i görüp hemen topu çıkarması çok etkilendim. Hakikaten çok etkilendim. Ya öncelikle umarız çok başarılı, çok uzun, çok değerli bir kariyeri olur ama abi bir genç oyuncu ve özellikle çok ışık veren bir genç oyuncudan daha fazla heyecanlı hiçbir şey yok hakikaten. Yani. Bak, ve Beşiktaş'ın çok yani gerçekten çok ihtiyacı vardı böyle. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe'ye çıktıysa Galatasaray'da da heyecanlanıyor. Tabii. Mesela Semih'i görünce benim Fenerbahçe Galatasaraylı arkadaşlarım da abi ne acayip futbolcu falan da heyecanlanıyor bir anda. Sana şey diyorum ya yani yıldız transfer getirsen atıyorum. Olmuyor aynı şey olmuyor. Ancak bunun yarattığı doğru. Böyle heyecan değil bu kıpırlık var ya böyle beklenti, evet. Kendi kendine hayaller kuruyorsun onun kariyeriyle ilgili. Onun kadar gerçekten yani gerçek spor severi onun kadar heyecanlandıran ikinci bir şey daha olmuyor abi. Doğru işte burada bir de şeyim var. Umuyorum bu oyuncuların özgür düşüncelerine set vurmaz Santos. O konuda biraz... Yani umuyorum orada bir şey olur yani zihin açıcı olur. İlk planda çok aşırı disiplin gerektiği için belki hani ilk planda belki biraz o özgür düşünceyi hafif dizginlemek zorunda kalabilir. İşte orada bir şeyim var. Şu anda şey farklı ama yani önceliği biraz farklı Santos'un. Valla benim önceliğim biraz Semih. Ama Beşiktaş... Beşiktaş'ta olsam Türkiye Kupası mı Semih mi diye sorsan Semih derim. Beşiktaş'ın en azından hani böyle bir seçimden bahsetmiyorum. Yani böyle bir seçim yapmak... Seçmek zorunda mıyım da bu? Hayır. Senin söylediğin şey bu dağınıklığın bir an evvel kesin, toparlanıp kesin. Bir yani bu takımın bir arada ne yapabileceğini bir görmek lazım her şeyden önce. Evet. Aynı hedefe, yani bütün oyuncuların aynı hedefe yürüyebilecek bir hizaya gelmesi lazım. Ondan çok uzaklaşmıştı Beşiktaş. Fenerbahçe'de transfer dönemi 11'inde başlıyor. Daha şimdiden manşetleri kaplamış durumda. Evet. Bonucci'yi almayı planlıyor. Özellikle şimdi Ciku'nun Afrika Kupası'na gitmesi, Beckham'ın sakatlığından sonra Bonucci tabii çok uzun yıllara damga vurmuş çok özel bir oyuncu. Tabii ki o zirve seviyesinde değil ama çok büyük bir isim olarak büyük bir isim. Yani ilk döneminde zaten çok zirve değildi Bonucci. Sonradan toparladı ve çok üst düzey oldu. Hatta yani dünyanın en iyi savunmacısı falan diyen teknikli Pep Guardiola söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. O seviyeye de çıktı yani. Bu sezon başında Union'a giderken esasında İtalya içinde kalabilirdi. Vardı teklifler. Ama hani Juventus önce bir Inter'i var vesaire hani bir takım daha yapmayayım dedi. Öyle gitti ama şu anda milli takım oynamak istiyor. İhtiyaç da var oynayabilir. Ve yani galiba yanlış bilmiyorsam Ceko'yla da menajerleri aynı. Hiç itiraz edebileceğim bir şey yok. Yani 36 yaşında olsa fark etmez. Yani Thiago Silva da kaç yaşında, Pepe işte 40 yaşında hala şakır oynuyor. Hiçbir şeye itiraz edemem. Çünkü Bonucci sadece savunmasını çözmez Fenerbahçe'nin. 6 numara eksikliğini de çözer. Yani iki işi de yapar. Orada oynar anlamında söylemiyorum. Savunmadaki performansıyla İsmail'i oraya çıkarır zaten. Tabii sağlık durumu vesaire bilmiyorum. Ama çok heyecan verici bence. Hiç yaşına başına bakmam. Yok ben de biliyorsun genelde işte yaşı ilerlemiş ve yaşı ilerlemekten çok futbol aşkını kaybetmekle alakalı. Evet. 22 yaşında da futbol aşkını kaybeden oyuncular var. O yüzden Arda için söyler mi onu? Ya ben konuşuyorum. Oxlade-Chamberlain olayından da biliyorum yani. Ben o Arsenal'de 21 yaşında, 22 yaşında bile şey değildi abi, o. Abi Mesut'tan linç yemedik mi o yüzden? Evet. Yani Mesut'a kötü futbolcu diyecek kadar affedersin aptal değiliz herhalde. Ya ama adamın içindeki aşk bitmiş. Ya ben de futbol hani takip eden biri değilim ama Arsenal yüzünden Mesut'u takip ediyordum. Ben geldiği gün yazık Fenerbahçe'ye demiştim. Hani burada da konuşmuştuk zaten yani. Bayağı bir küfür yedin oradan. Ne yapalım yani ya ben hani zaten sadece gördüğümü söyledim. Haksız çıkarsam da tebrik ederim yani alan kişileri. Daha doğrusu haklılık meselesi değil. Gördüğümü aktarıyorum. Belli bir yorumla aktarıyorum sadece. Ama o çok doğru yani. O aşk yoksa başta da Arda'yı öyle açtım ya. Hı. Çünkü görüyorum ben 18 yaşında çok yetenekli ama yok adamın aşkı yok yani onu görüyorsun. Zorla oynuyor yani. O yüzden hani çok şeyi değiştirir Fenerbahçe'de. Bir kere yani IQ'su yükselir takım. Galatasaray'da da Icardi'nin sakatlığının biraz beklenenden uzun olduğu açıklandı. Evet çok geçmiş olsun tekrar. Çok fark ediyor tabii yani Halil uğraştı etti ama yani Halil'e de çok bir şey söyleyemeyiz. Yani kapalı savunmalara karşı Icardi'nin gol atmasa bile bağlantı oyuncusu olması itibariyle yaptığı sergilediği performansın eşi benzeri yok. Ki, yani çok iyi oyunu okuyor. Ki yaklaşık son bir aydır falan oldukça da formsuz ve yani kendi beklentilerinin çok altındaydı yani. Ama yani acayip bir kalite. Yani sadece sahada bulunarak bile Akın'ı, yani topa dokunmadan bile Akın'a faydası var. Böylece... O yüzden Halil'den onu beklemek çok mantıklı değil. Uğraşıyor falan ama bunda sıkıntı yaşayabilir kapalı savunmalara karşı Galatasaray. 3 maçta oynayamayacak Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor. Ona da acil şifalar dileyelim. Tabii burada yani karşı karşıya da anlattım, orada isterseniz bakabilirsiniz. Okan Hoca'nın hücum planında bir değişikliğe gitmesi lazım bence. Hafif bir değişiklik en azından. Icardi'siz form için. Icardi'siz oyun için başka bir şey, daha çizgiye inen bir takım olması lazım. Icardi varken gerekmiyor bu. Bu arada Arda ve Semih'ten bahsetmişken bir başka genç yıldız, insanın içini kıpır kıpır yapan bir yıldız. Sivasspor'un 2006 doğumlu. Evet. 17 yani daha 18'ine bugün itibariyle giriyor. Onu da doğum gününü kutlayalım. 10 Ocak doğumlu. Yunus Emre Konak, Brentford yolcusu. Brentford'a gitmek için anlaşmışlar. Evet yani bir taraftan hani bunlar çok sevindirici işler. Böyle yani zaten işte Guardian mı seçmişti ilk? Evet. İşte 17 yaşındaki en iyi 60 oyuncudan 60 biri seçildi. 60 oyuncudan biri seçildi. Milli takımlarda da iyi performans gösteriyor. Çok bilmiyorum, açık söylemek gerekirse ben de ufak tefek seyrettim. Çok detaylı bir analiz yapamam. Burada bir tek endişem, yani bu artacak belli ki. Artacak abi. Ama işte o balkanizasyona gideceğiz diye korkuyorum. Abi yani daha 15-16'dan toparlamaya başlarlarsa. Bu farming abi. İşte onu söylemeyeyim dedim ben. Ama bu Türkiye özelinde bir durum değil. Ama işte bizim oraya girmememiz lazım gibi geliyor bana. Biz bir ara pozisyonda olmamız lazım. Bence bu kaçınılmaz abi. Yani niye Portekiz için değil mesela? Ama Portekiz'in... Yani biraz daha oynatarak. Portekiz'in hem ekonomik gücü hem oraya yatırımı, oraya bakış açısı farklı. Burada kritik nokta bence. Yani biz tabii kendi açımızdan kendi konumuza bakıyoruz ama Brentford'un, daha doğrusu Premier Lig'deki herhangi bir kulübün ekonomik olarak böyle bir olgunluğa ve böyle bir vizyona kavuşmuş olması. Championship'te ne var? İki tarafta da var. Her yerde var yani. Bu oradaki ekonomik güç ve dünya üzerindeki scouting ve işte farming, yani 16-17 yaşında, işte 17 yaş altındaki 60 futbolcunun hepsine bir şekilde göz dikiyorlar. Bunu alacak ekonomik güçleri de var. Bunu alacak orta uzun vadeli vizyonları da var yani. Okey. Oradaki şeyim şu işte. Yani öyle bir yere konumlanmalıyız ki adam, ya tamam beni hani Tottenham istiyor ama ben 2 sene Sporting'de oynayayım. Ha. Ben orada biraz kendimi göstereyim diyor ya adam. Evet. Senin öyle olman lazım. Yani bizdeki tehlike falan gibi. Bizdeki tehlike şu. Bizde direkt 15-16 yaşında çıktığı anda gidecekler Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'a uğramadan. Ondan korkuyorum. Ve burası da gittikçe, hani demin Bonucci'yi övdük filan, tabii Bonucci o çünkü. Ama 36'lıklara 37'liklere kalırsak, yani Oxlade'i, futbolu bırakmış adamı alırsak orada problem var. Yani ekonomisi yürümez işin. Bu bir tehlike ama biraz da bundan çıkmanın çok zor olduğu bir yol aslında aynı zamanda. Yani buraya doğru gidiyoruz. Yani gitmeyelim diyorum ben. Tamam, gitmeyelim diyorsun da. Nasıl gitmeyelim diyorsun? Nasıl gitmeyelim diyorum ben. Abi şöyle böyle bir nüfus, gençleri yani kaptırdı. 90 milyon nüfusu olan Avrupa'nın en genç nüfusunun kendisini daha iyi organize edebilmesi lazım. Çok yani çünkü biz hani Belçika değiliz, Portekiz değiliz, az nüfuslu ülkelerden değiliz yani. Romanya değiliz, kendimizi koruruz o konuda. Koruyabiliriz yani. Şöyle makro organizasyon ve planlama için uzun uzun konuşuruz ama mikro anlamda şey diyorsan işte ilerlemiş yaşındaki oyunculara yönelmekten imtina edebiliriz. Ama genç oyuncuları elimizde tutmamız imkansız, yakın onu söyleyeyim. Hep kötü şey. Biraz umut verelim diyorum. Hayır da haklısın tabii. Ben de çok büyük endişem var. Bir de hani kurla ilgili çok ciddi endişemiz var. Yani adam 600-700 bin pound verebilir çocuğa. 600-700 bin pound ne ediyor? Hesaplayamıyorum bile ben yani. Kaç oldu pound? 40 oldu mu? 38 filandı galiba. Neyse. Yani onu sen Türk lirası olarak veremiyorsun zaten, öyle bir dezavantajın var. 17-18 milyon lira para ediyor galiba. Anlatayım yani. Nasıl vereceksin 16 yaşındaki çocuğa onu? İyi paraymış. O zaman Rexona Men'le haftanın konusuna gelelim. Bu kadar genç yetenekten, genç oyuncudan bahsettik. Genç yıldızdan bahsedelim bir tane. Süperstar. Henüz süperstar demeyelim lütfen. Benim için öyle. Genç yıldız diye, yıldız diye, star diyelim şimdilik. Alperen Şengün Batı Konferansı'nda haftanın resmi açıklamayla haftanın oyuncusu seçildi. Daha önce bunu 3 farklı Türk oyuncu yapmıştı. Hidayet Türkoğlu 2 kere başardı. Mehmet Okur ve Ersen İlyasova da başarmıştı. Şimdi daha baştan hani biraz tatsız gireyim. Bu haftanın oyuncusu olmak evet çok değerli. Ama NBA'de haftanın oyuncusu biraz belli kriterlere göre seçiliyor. O hafta işte Batı ve Doğu'daki en iyi, en başarılı 2-3 takımdan seçiliyor. Onların arasındaki en öne çıkan oyuncu alınıyor. Yani o hafta yeni geçiren oyuncu genelde alınıyor bunu. Onu söyledi, baştan söyleyeyim. İlla bir hayallerimizle oynayacaksın ya. Ama şöyle söyleyeyim abi, Alper'in en iyi haftası değil bu. Alper 2 hafta önce çok daha iyi hafta geçirdi, öyle söyleyeyim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle söyleyelim o zaman. Ya Alper'in en iyi haftası olmamasına rağmen. İşte bak. Houston çok iyi bir hafta olumlu geçirdi. Gazetecilik. Aynen öyle. Alper'in ama zaten özellikle bu Aralık başındaki bir 5-6 maçlık periyodu çıkarırsan, ki ben orada biraz endişelenmiştim çünkü sezona çok iyi girip o Aralık başında küçük tökezlemişti, evet. Küçük bir sakatlığı da vardı. Oradan sonra çok daha büyük bir ivmeyle çıktı. Yani sezon içinde bile Alperen daha 21 yaşında, daha 3. sezonunda, ama bu sezon içinde bile rolü değiştiği için, çünkü çok daha merkez, çok daha yıldız, çok daha takımın temel parçası olduğu için tamam buna hazır, buna yetenekleri var ama o rolü alışmak, o rolde akışkanlığı sağlamak, o rolde diğer oyuncularla ilişkilerini geliştirmek. Çünkü mesela Fred VanVleet'le olan ilişkisi çok iyi. Yani Fred VanVleet'le birbirini çok iyi anlıyorlar, birbirini çok iyi tanıyorlar. Ama bu oyun abi 5 kişi oynanıyor. Toplamda 9-10 kişilik bir rotasyon var. Hepsinin Alperen'in de onlara ayak uydurması gerekiyor. Bazıları mesela çok zor birlikte oynamanın çok zor olduğu oyuncular da var. Dediğim gibi VanVleet gibi kolay oyuncular da var. Jalen Green gibi çok zor oyuncular da var. Ve bu kısa uzun ilişkisinin tesis edilmesi çok kolay bir şey değil. Ama şimdi görüyorum ki sezon içinde Alperen'in gerek takım içindeki gerek bireysel oyunu da yukarı gidiyor. En basiti hatırlayacak mısın bilmiyorum. Oyna Devam'da konuştum yoksa Amerikan Mutfak'ta mı söyledim bilmiyorum. Benim şu anda Alperen'in tabii ki her özelliğini daha iyiye gitmesini bekliyoruz. Ama bir tane oyununda zaaf gibi duran konu vardı. Serbest atışlarını belli bir seviyenin üzerine getirmesi gerekiyordu. Ondan bahsediyorum. Abi Alperen işte %70'in altında, %66'larla, %64'lerle faul atıyordu. Abi işte o Aralık başındaki dönemden beri son 20 maçtır %80'lerin üstüne çıktı. Evet. Türkiye'deki son sezonunu yakaladı. Aynen. Hani her şeyini, yani oyunundaki her şeyi gerek takım performansı gerek bireysel performans olarak yukarı gidiyor. Abi zaten All-Star seviyesine gelmiş bir oyuncunun daha iyiye gittiğini görmek, rolü bu kadar arttığı için NBA temposu zaman zaman fiziksel ve zihinsel olarak da oyuncuları çok yıpratır. Bu çünkü şey çok zor bir şey abi. Ona çaylak duvarı diyorlar Amerikalılar. Kolejden veya başka bir ligden geldikten sonra NBA'in temposu fiziksel ve zihinsel olarak hiç karşılaşmadıkları için oyuncuları çok dağıtabiliyor. Evet. Böyle 25-30. maçtan sonra abi sürekli seyahat, bir de Amerika hep bahsediyoruz. Amerika çok uzun, büyük ya. Oradaki seyahatler de daha yorucu. Çok fazla seyahat. Abi 7 günde 5 tane değişik şehirde maç oynuyorsun. Hangi şehirde uyandığını hatırlamıyorsun yani. Orada şey de var, psikolojik tarafı da var işin. Tabii ki. Çünkü hedef işte drafttan bir yere girmek ya. Benim kızım başına gelmişti mesela. Okula girdi LGS'den sonra 6 ay ders çalışmadı. Kızım ne yapıyorsun lan? Girdik işte, daha ne yapacağız? O draft da öyle bir etki yapıyor olabilir. Olabilir. Ama Alperen için o aynı şey olmaz. Çünkü Alperen oraya gittiğinde başladığını biliyor işin. Ve buna rağmen bu rolü değişmesine, çok daha yoğun bir şekilde parke üzerinde oynamasına rağmen oyunu hep daha iyiye gidiyor yani. Bence zaten Alperen'le ilgili övülebilecek onlarca şey var ki değişik yerlerde, sadece biz Türkiye olarak değil yabancı kaynaklarda da çok övülüyor. Ben sürekli programları seyrediyorum. Çok eğlenceli. Ben bir konuda yani Alperen'i ayakta alkışlayacaksam İngilizce konuştu. Abi İngilizceyi çok iyi geliştirdi. Çok iyi, onu diyorum ben de. Abi bak bu bile Alperen'in ne kadar daha iyi olmak için, daha baş olmak için adanmış olduğunu gösteriyor abi. Yani benim Alperen'le ilgili en büyük hayranlık ve saygıyla karşıladığım bu kendisini geliştirmeye adanmıştı. Bunu daha önce konuşmuştuk ama ben Alperen'le tanıştıktan sonra da onu gördüm. Genelde Türk yaklaşımıyla ilgili, biraz evvel sen kendi kızından örnek verdin ya, bu sadece herhangi bir aşamaya gelmekle ilgili değil. Bugün pek çok meslek erbabında görebiliyoruz. İşte avukatı, doktoru, ne bileyim su tesisatçısı falan fark etmez. Belli bir şu ana kadar cefasını çektik, şimdi sefasını sürelim durumu hep oluyor. Yani belli bir konuma geliyor. İşte avukat yıllarca çalışıyor, uzmanlaşıyor belli alanda falan filan. Ondan sonra bir konuma geldikten sonra kendi alanında kendisini eskisi kadar geliştirmeye adamamış oluyor. Doğru. Güncel gelişmeleri işte daha o kadar takip edilmiyor. Sevmekle alakalı. Abi sporda bunun ne kadar önemli olduğunu hani söylememe gerek yok. Alperen o konuda pek çok Türk kültürel DNA'sından çok ayrı bir adam. Yani abi daha olabileceğin en iyisi, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir gün öncesinden daha iyi olmak için acayip bir adammışlığı var. Çünkü bunun sonucunu görüyor. Yani kendimize de çok haksızlık etmeyelim. Biz onun sonucunu görmediğimiz için de biraz doğru, ona giriyoruz. Ama bu aynı zamanda bu genetik bir şey. Bu içinde durdurulamayan bir evet. itme hissi yani. Tebrik edelim Alperen'i. Bundan sonra pek çok alacağı haftanın oyuncu ödüllerinin ilki olsun diyelim. Ki büyük ihtimalle öyle olacak zaten. All Star'ın herhalde. Tabii, inşallah. All Star çok sınırda ya. All Star tamamen şeye bağlı, ben sana söyleyeyim. Houston'ın derecesine bağlı. Yani o seçim işte Şubat'ın ilk haftası olacak. Koçlar seçecek. O sırada Houston'ın kaçıncı olacağı belirleyecek bence. Eğer 5-6 falan olursa Houston kesin seçilir. 9-10 falan olursa yani konferans içinde söylüyorum. O zaman seçilme ihtimali doğal olarak azalır. Dışarı düşer. Aynı şeyleri yapsa bile. Çünkü koçlar seçtiği için yedekleri, yani ilk 5'i işte oylama ve 3 parçalı oylama seçiyor. 7 tane yedeği koçlar seçiyor. Koçlar da orada genelde sıralamaya bakıyorlar, konferans sıralamasına. İşte en başarılı takım kim diyorsa, ulan Anthony Towns da iyi oynuyor deyip yazıyorlar. Ona göre çok belirliyorlar. Çok sağlıklı değil. Yani bazen çok daha iyi bir sezon geçirmiş oyuncu sadece bir galibiyet geride olduğu için. Mesela takımlara bakıyorsun abi, sıralamadan baktıkları için derecesine bakmıyorsun. Şu anda mesela Doğu'da abi 5 takım aynı derecede. Tamam mı? Yani biri işte 21 galibiyet 15 mağlubiyet, öbürü 22 galibiyet 15 mağlubiyet. Pardon, 21 galibiyet 16 mağlubiyet. Tamam, evet. Bir galibiyet fark var arada. Bir maç fazla oynamış yani. O yüzden ama ona göre seçiyorlar abi. O çok sağlıksız bir seçim. Ama dediğim gibi orada olması ve yani gerçek bir All-Star performansı göstermesi yeterli. Umarız seçilir. Ben dediğim gibi Houston derecesine çok bağlı olacak. Diyelim ve buradan iki tane futbol dünyasının çok devi. Gerçek devi ama. Evet. Hayata veda etti. Yani üç isim var. Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan. İkisini bir hafta içinde kaybettik. Yani Zagallo'yu kaybettik. Zagallo da çok değerli bir isim tabii. O ünlü 58'in bir parçası. 70'te de kazanmıştı. Sonra bir de Pereira'nın da yardımcısı olarak gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Zagallo'nun önemi şudur. 4-6-0 yani o total futbolun aslında ilk zikreden isim. Yani uygulama belki onun değil ama oyunu yani nasıl... Hollanda'dan önce yaptı bu işi diyorsun. Hayal etmiş en azından. Hani 6 iki önlü oyuncuyla oynama hayali ne ilk ortaya koyan teknik direktör. Hakikaten büyük bir futbol zekasıydı. Tabii hani modern döneme çok sirayet edemediği için ondan çok etkilenmiş olmayabilir insanlar. Ama yani hakikaten Guardiola falan gibi bir adam esasında bir taraftan. Diğeri de Bayern Münih yapan adam. Yani Beckenbauer'dan önce Bayern Münih yok. İkincilikten çıkıyorlar. Tabii o jenerasyonla birlikte daha doğrusu. Ve hani dünya futbolunun bayağı rotasını değiştirmiş adamlardan biri. Onun için, Rumenigi onun için diyor yani. Bir Alman değildi, bir Brezilyalıydı diyor. Bilmiyorum, sen hatırlıyor musun çocukluktan Beckenbauer'ın oynadığı dönemde? Çok. Ben de çok az ama sonradan tabii açıp hep seyrettim. Şimdi bizim libero denen mevki var ya, libero onun için artık icat edilmiş. Kalmadığı için. Bir de o libero değil. Ya libero kelime anlamıyla serbest, istediğini yapan adam yani. Kalenin içine de giren, her şeyi yapan adam. Hakikaten çok değerli bir adamdı. O da 90'da işte teknik direktör olarak kazandı. Tabii değişik. Bu adamlar normal adamlar değil. Sonra hani yolsuzluk işleri de çıktı. Muhtemelen... Uzun süre yöneticilik de yaptı. Yaptı tabii. Şarkı falan söylemişliği de var. Var ya adamın yani 60'ların sonu 70'lerde kendi Amerikan tarzı markaları var. Yani işte cornflakesler yani, şunlar bunlar. 80 öncesi dönemin 10 büyük futbolcusundan biriydi herhalde ya da 5 büyük. Tabii canım. Yani Cruyff, Pele, Beckenbauer denirdi Maradona öncesi. Evet. Evet. İşte yani ondan önce de tabii var başka. Ya var işte yani bir iki tabii ki Stefano'lar falan var ama. Di Stefano'lar var, Garinçalar var da. Ama yani özellikle işte Pele, Beckenbauer diye hani bu ünlü Türk filmi var ya, Şener Şensay'ı. Pele, Beckenbauer. Yani akla gelen Cemil Turan akla gelen ilk üç futbolcudan biri yani. Şimdi bunun üzerine tabii Almanlar çok iş yaparlar. Muhtemelen belgeseller, şunlar bunlar da çıkar. Bence sadece şey için değil, Alman futbolu için de, Alman ulusu için de önemli bir adam bu. Hem oyunculuğuyla savaş sonrası tabii 54'te bir kazanıyorlar ama ondan sonraki ayağa kalkışta önemli bir rolü var. Bir de 2006 Dünya Kupası'nın da organizatörü, her şeyini yapan adam ve hakikaten orada bizzat Almanlar söylüyor onu, yeniden kendimizi tanımlamamız için çok önemli bir kupaydı bu diyorlar. Mesela oradaki gurbetçilerin de kendilerini Alman hissettiklerini ilk defa görmüştüm ben, bizzat sokaklarda Türkler ellerinde Alman bayraklarıyla dolaşıyorlardı. Çok iyi bir organizasyondu bir kere. Hep onu söylüyordu yani, Almanlar bir işi ne kadar iyi yapar onu göstermemiz lazım. Hakikaten olağanüstü bir organizasyondu. Ve adam bütün maçlara gitti biliyor musun, helikopterle. Yani aynı saatte olanlar dışında bütün maçlarda stattaydı, onu kovaladı. Onu da yaptı ama sonradan işte o yolsuzluk işleri, bu 2006'nın alınması ve sonrası sırasında bayağı ciddi yolsuzluklara bulaştığı konusunda da dosyalar çıktı. Sonra yaşı gelince baktılar hasta, kapattılar dosyaları. O reddetti bunları ama şimdi hani günahını da almayalım ölmüş adamın. Ama hakikaten çok çok özel bir adam. Yok mu şu andaki karşılığını düşündüğümde? Yani bugünkü Beckenbauer kim diye yok öyle bir isim. Çünkü şu anda çok oynuyor ya, belli bir kulüpte uzun süre kalmıyorsun. Bir de o ulusla özdeşleşmiyorsun. Yani adam gidiyor işte İngiltere'de oynuyor, Portekiz'de oraya gidiyor. O zaman öyle bir geçiş de çok fazla yoktu. Abi şey de çok acayip. Yani mesela en basit örneklerinden biri İngiltere'nin şu anda belki de bir numaralı futbolcu Jude Bellingham. Ya da işte en önemli iki oyuncusu Harry Kane ile Jude Bellingham, ikisi de yurt dışında oynuyor. Jude Bellingham hiç İngiltere'de oynamadı yani. Yok, oynamadı. Ki İngiltere'yi de tercih etmeyebilirdi. Evet. Yani böyle bir durum var. Tabii burada Kozmos tarafı da var. Ahmet Ertegün'le birlikte. Orada da büyük, Amerika için de çok başarılı bitmedi ama o dönem için çok etkiliymiş. Biz de yarım yamalak hatırlıyoruz. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun diyelim. Euroleague'de de çift maç haftası oynuyoruz. Kaçıncı bu ya? Ama artık sürekli çift maç oynanıyor abi. Maç sayısını arttırdıkları için, yani takım sayısını arttırdıkları için sürekli bir hafta tek maç, bir hafta çift maç. Yani o da biliyorsun zaten Avrupa Süper Ligi gibi iyice konsolide etmeye doğru ilerliyor. Kim basketbolda biraz mecburiyet de var. Yani artık yerel ligleri olan... Peki ligden çıkın diyecekler mi? Diyecekler büyük ihtimalle. Zaten şey oluyor, bu Adriyatik Ligi var işte, sadece playoff'ta oynuyorsun falan. Öyle bir şey yapacaklar. Yerel liglerin, çünkü yerel liglere ilgi çok çok azaldı. Türkiye'de abi yerel ligi hemen hiç... Peki o da çok enteresan değil mi abi? Düşünsene yani Fenerbahçe Türkiye Ligi'nden çıkıyor. Yok, çekilmiyor işte. Basketbolun şöyle bir avantajı var. Playoff olduğu için direkt playoff'a geliyor. Yani şey gibi, Şampiyonlar Ligi'nden elip UEFA Kupası'na geliyorsan onun gibi düşün. Onu niye diğer kulüpler evet desin ki? Ha tabii, ona evet demeyebilirler. Ona bir şey demiyorum ben. Ona evet demeyebilirler. Ona evet demeyebilirler. Bu hafta tabii... Önünde duramayacağımız bir şey bu. Oraya gidecek iş sonunda, eninde sonunda da. Ya ekonomik olarak kaçınılmaza doğru gidiyoruz. Çünkü sadece Türkiye için geçerli değil bu arada. Yani atıyorum basketbol... Ekonomik olarak niye şey bu pek abi? Abi şöyle gelirler inanılmaz düşmüş durumda o yüzden. Yani o ama gelir artsa da aynı şey oluyor. Ya gelir artsa da ben bu geliri niye paylaşıyorum kardeşim, ben alayım hepsini diye bu sefer başlıyor. Bunda ama da açgözlülük başka bir şey. Doğru ama gelir arttığı zaman alternatif çözümler, yani açgözlülükten... açgözlülüğü bir şekilde törpülersen diğerini tamah edebiliyorsun. Abi bu durumda eğer konsolide etmezsen yok olacaksın. Yok yok. Önüne geçemezsin. Bu tamamen iletişimdeki, teknolojideki gelişmelerle alakalı. Aynen. Yani sen sıradan vasat oyuncuların nispeten müsabakasını izlemek istemiyorsun. İzletmek zaten istemiyorsun. En üst düzeydekiler bir araya gelsin. Nasıl olsa istediğim gibi cep telefonuyla bile maçı yayınlayabilirim ben. Avrupa genelinde ben onu çok dile getirdim ama Almanya hariç her yerde basketbol düşüşte olduğu için İspanya'da bile gelirler çok geriledi. Bunları bir şekilde konsolide edip var olan gelirleri sadece işte en üst düzey kulüplere aktarmaya için ne yapacaksın? İngilizleri alacaksın bu işin içine. Başka türlü olmuyor. Yok, hiç olmuyor. Dünya yani hakikaten hiç alakalı yok. Hiç. Bu arada İngilizlerin salon sporlarının tamamıyla alakası yok. Salonda bisiklete biniyor onlar biliyorsun. Yalnız tabii Fenerbahçe Beko'nun bu hafta hani herhangi bir maçı yoktu. Obradovic'in ne zaman takı salona gelse, yani o hayatının sonuna kadar çok özel bir yerde olacak. Partizan'la geldiler. Fenerbahçe sahadan galibiyetle ve ne çok net bir galibiyetle ayrıldı. İlk yarıda çeyrek mi 30 sayı? Aha. Çok ya, ikinci çeyrek acayip bir ivmeye yakaladılar. Yani Partizan. Yani kötü başlayıp iyiye dönmüş. Ben seyredemedim maçı ama. Çok iyi. Yani Fenerbahçe ama çok net kazandı yani. Tyler Dorsey'nin de çok iyi bir maçıydı. Şimdi Bayern Münih'i ağırlayacak. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir noktaya geldi. Bir ara onlar Efes çıkışta Fenerbahçe bocalama girdi. 5-5'e gelmişti, hatırlayacaksın. Ondan sonra şimdi o günden sonra 7 galibiyet 3 mağlubiyet. Yani koç değişikliği içeride çok enteresan bir etki yaptı. Kesin. Çok net yaptı. Şey deniyor yani neredeyse. İşte askeri eğitimden çıktık. Hani daha değişik bir eğitime girdik. Ve o rahatlattı bizi. Ve takımın koç değişikliği her zaman takımda yeni bir ivme, yeni bir şey yaratır, heyecan yaratır. Bu ama aynı zamanda teknik anlamda da senin söylediğin gibi yani psikolojik ve teknik anlamda da çok fark yarattı. Çok daha iyi gözüküyor Fenerbahçe zaten sahada. Öyle hissettikleri belli. Şimdi Bayern Münih çok kolay bir rakip değil ama bu maçtan da galibiyetle ayrılırsa tekrar ilk 8'deki yerini, hatta belki de ilk 4 iddiasını tekrar pekiştirecek. Yalnız diğer temsilcimizin işleri hiç iyi gitmiyor. Üst üste 7. mağlubiyetini aldı Efes ki hani tam toparlanıyor derken ondan sonra tepetaklak gitti. Geçtiğimiz hafta bu arada EuroLeague tarihine geçen bir maçı oynayıp çok acayip bir yenilgi aldı. 4 uzatma oldu. 4 uzatma ve abi 4 uzatmanın 3'ünde hani maç aslında 5 kere bitti. Bir normal sürede bir kere 4 tane de uzatmada bitiyor. Abi 5 bitişinin 4'ünde Efes maçı kazanma noktasındaydı ya. Yani bir de hani kaybediyorsun. Açık ara bu sezon EuroLeague'nin en iyi takımına karşı kaybediyorsun. Çok ciddi psikolojik bir eşik atlayacaksın neredeyse. Ve elindeki maçı defalarca kaybediyorsun. Bir kere daha yıkım yani. Çok koç eleştirildi bu konuda. Evet, eleştirilecek çok noktası var. Ona bir şey yani zaten özellikle üstte 7 maç eleştirildi. Yani o maçın özelindeki bir iki tercihi eleştirilsin, bir şey demiyorum da takımın şu ana kadarki geldiği noktada savunmanın belli bir seviyeye ulaşmaması bence esas eleştirilmeli. Evet, eldeki personel savunma konusunda sorunlu bir personel ama belli bir seviyeyi geçmesi lazımdı bu dakikaya kadar. Çünkü ben her zaman söylerim. Elindeki personele göre çok iyi bir savunma takımı olabilirsin. Ama personelden bağımsız belli prensipler üzerine oturan ortalama bir savunma takımı olmak mümkündür. Personelden bağımsız olarak. Evet. Çok kötü. Metodu oturtabilirsin, sistemi oturtabilirsin. Çünkü abi savunmanın temeli koordinasyon ve çabadır basketbolda. Evet, oyuncu yeteneklerini küçümsemek için söylemiyorum ama yeterince koordinasyon sağlarsan sahadaki 5 oyuncu arasında, yeterince iyi iletişim sağlarsan ve yeterince çaba gösterirse onların çabası da kısmen koça bağlı, tamamen demiyorum. Bunları yaparsan ortalama iyi savunma yapmak için iyi oyuncuya ihtiyacın var, o ayrı konu. Ama ortalama bir savunma yapabilirsin. Ama Efes ortalamayı bile bulamadı ki savunma konusunda. Yani eleştireceksek esas onu eleştirelim. Bu maçtaki abi onu çıkardı işte 9 sayı öndeyken niye oyunu bir şey yapmadı. İşte molaydı, şuydu buydu. Onlar evet eleştirilir ama onlar işin küçük tarafı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yalnız çok büyük bir bunalımda Efes. Üstü 7 mağlubiyet, korkunç bir performans. Bu hafta da Ergin Ataman'a konuk oldular. Panathinaikos'a yenildi. Şimdi ligin çok iyi durumda olan Virtus Bologna'yı konuk edecek. Virtus Bologna da çok iyi durumda. Bunu da kaybederse üst üste 8. yenilgi olacak. Bakalım Efes için İşler çok zor gidiyor diyelim ve bugün çok genç yeteneklerden ve bize ilham veren genç oyunculardan çok bahsettik. Bir de teniste önemli bir yeteneğimiz var. Hatırlayacaksın, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Evet. WTA 500'de ana tablo yükselmeyi başarmıştı Zeynep Sönmez. Şimdi daha büyük bir hedef doğrultusunda ilerliyor. Avustralya Açık'ta ana tabloya girmeye çalışıyor. İlk eleme maçında da Çinli rakibi Zhao Diu'yu 7-5 6-2 yendi ve ikinci tura yükseldi. Avustralya Açık'ta ana tabloda görmeyi umuyoruz. Zeynep'i diyelim. Sırp Olga Danilovic'le oynayacak ikinci turda. O da 13 numaralı zor bir maç. Aynen. Ama olmayacak bir şey yok. Arkasındayız, Zeynep'i destekliyoruz. Amerika Açık'ta da ana tabloya girmeye çalışıyoruz. Yani son dönemde işte WTA 500'e heyecan verici işler bunlar. Aynen. WTA 500'e girdikten sonra artık oraları zorlayabildiğini ve o seviyelerde uzun süre kalacağını gösteriyor. İnşallah Avustralya Açık bir başlangıç olur diyelim efendim. Ama gelecek yıllarda daha fazlasını göreceğiz. Avustralya Açık demişken bir kötü haber maşallah geldi. Dediğimiz 3 gün yaşıyor değil mi? Aynen. Geçen hafta Nadal diye. Bir yıl aradan sonra sahalara dönmüştü Nadal. Ama Avustralya Açık öncesi ağrıları nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildi. Ben açıkçası beklemiyordum. Ben direkt Roland Garros'a hazırlanır diye bekliyordum. Daha zaten, kendini iyi hissettiği yere. Bence zaten artık görüntü şu ki Roland Garros öncesi, işte Roland Garros'a kadar kendini hazırlamaya çalışacak. Roland Garros öncesi belki hazırlık için bir iki orada tane şunu söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hani esasında amaç o. Burada da kendisini denemek için çıktı. Çünkü hani burayı pas geçse 1,5 yıllık bir ara olacak. Ondan sonra bu yaş için çok kolay olmayabilir. Bir kendini test etmek için Avustralya'ya gitti diyorlar. Doğruluk payı olabilir ama görünen şu ki inşallah tabii ki sağlıklı olur. Herhalde toprak kort sezonunda işte Roland Garros öncesi 1-2 turnuva Roma'ya gidecek, Madrid'e yapacak. Aynen. Roland Garros'u oynayıp belki ondan sonra 1-2 tane daha çok ünlü toprak kort ATP 1000 turnuvası oynayıp herhalde raketini bırakacak gibi gözüküyor Rafael Nadal. Yani bu Roland Garros son Roland Garros olma ihtimali çok olabilir, çok yüksek. Olabilir. Ama umarım sağlıklı olsun. Roland Garros'da izleyelim onu diyelim tekrar. Ve gelelim hep, Erik Dalı'na. Gelelim Erik Dalı'na. Yurt dışındaki Türk oyunculardan da çok bahsettik bugün. Bir diğer isim Ebrar Karakurt. Tabii çok takip edemiyoruz. Rusya Ligi, Rus takımları uluslararası müsabakalarda oynayamadığı için Ebrar'ı da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde falan izleyemiyoruz. Ama Ebrar Rusya Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad'da simge bir oyuncu oldu. Olağanüstü bir maç oynadı. Lider Dinamo Moskova'ya karşı 40 sayıyla rekor kırdı zaten. Kariyer rekoru. Abi 40 sayı nedir zaten yani bir oyuncu için. Olağanüstü bir maç oynadı. Fakat Ebrar'ın başarılarını alkışlıyoruz. Bu da çok özel, çok görkemli bir performans. Fakat nasıl bir figür haline geldiğini göstermek açısından şey çok güzel. Herkes sosyal medyada da görmüşsünüzdür efendim. Sen de gördün herhalde. Tabii. Biz de koyarız onun klibini. Tribünler Ebrar sayı aldıkça Erik Dalı oynayarak dans ediyorlar. Şimdi Ebrar sayı alsın da Erik Dalı oynayalım diyorlar bence şu anda. Evet. Çünkü Erik Dalı öyle bir şey abi. Evet. Bir tane bir Uruguaylı damat var ya. Biliyor musun, seyrettin mi onu? O da çok acayip yani. Uruguaylı damat nasıl bir şeyse o da. Ya böyle tribünlerle bu Erik kadar... Erik Dalı iyi abi. Aynen. Ben Erik Dalı'na veriyorum şeyi yani burada. Krediyi. Ama abi... daha yani yeni gittiği bir takımda bu kadar özdeşleşmek, tribünlerle bu kadar iyi bir iletişim kurmak çok güzel. Çok. Yani. Çok tatlı şeyler bunlar. Sporun güzel, eğlenceli, keyifli, insana ilham veren tarafları diyelim. Ve sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışalım efendim. MSS sormuş. Spor çok fazla kusursuzlaştı. Her yer milim milim ölçülüyor, kontrol ediliyor. Biraz da hatalar oyunu değil mi spor? Ben sıkıldım şahsen VAR sisteminden, Şahin gözünden, çizgi teknolojisinden. Biraz eğlenelim. Herhalde bizim yaşlara yakın birisi bunu yazan. Abi teknoloji istila eder, yapacak bir şey yok. Bu arada hatalar sürüyor yani. Tabii canım, daha büyük oluyor hatta. Daha, ya daha mesela şimdi VAR'la ilgili tartışmalar geliyor. Daha ben 2 gün önce bir tane Indiana-Boston maçın son topu. Abi Buddy Hield vuruyor kafasına Jaylen Brown'un. Foul çalınıyor. Abi sonra gidip ağır çekimde izleyip kararı iptal ediyorlar, foul'ü vermiyorlar. Abi inanamadım ben ya. Yani doğru kararı veriyor. Tekrarda izlediği şeyde kararı yanlış yapıyor. Tamam. İnanılır gibi değil ama. Sonra ertesi gün işte rapor yayınlıyor ya NBA. Raporda evet foul diye hakemler hatalı karar verdi diye bir de NBA itiraf ediyor. Ama abi ağır çekimi görüyorsun. Abi adamın kafasına vurmuş falan diyorsun yani. Yani bütün teknoloji bile insanın hatalarını şey yapamıyor. İşte İngiltere'de çok tartışma olan konu ya. Yanlış terminoloji kullandığı için evet, devam ettirdiler. Gol diyeceğine olsaydı da olsaydı. Gol mü tuttu Liverpool maçında? Neler oluyor canım? Sen şoförsüz arabaların Texas'ta, Austin'de galiba böyle yolları tıkıyorlar, gördün mü onu? Yok, onu görmedim. Bir sistemde bir karışıklık olmuş. Hepsi kilitlenmiş kalmış böyle. Bir şeye de bu beyefendi ya da hanımefendi gibi olanlar da onu çekip gülüyorlar. Ha 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 diye. Al işte şoförsüz araba bunlar diye. Hala yeterince kusur var efendim. Ve kusur her zaman olacak. Evet, spor bir kusur oyunları ama mümkün olan o kusurları olduğu kadar adaletin içinde yaşamak bence daha iyi fikir. Sonuçta oyuncular ve pek çok kişi hata yapıyor. Kuralları denetleyenler daha az hata yapması bence çok daha iyi bir durum. Ama dediğimiz gibi orada da yeterince hata oluyor. Ketçaplı sushi sormuş. Bizim devam sürekli soru soranlar, sorucularımızdan biri. Sorgucumuz. Evet, genelde yani damak tadı iyi diyeceğim ama bu nickten anlaşılmıyor bu ketçaplı sushi, ama hep yemekle ilgili genelde sorularda soruyor. Yerinde yiyip de size gerçekten ayrı lezzetli gelen bir yemek oldu mu? Örneğin İskender'i Bursa'da yemek gibi. İskender, ben Bursa'daki İskender'den şikayetçiyim, bir kere onu söyleyeyim. Çok oynadılar onlar. Son dönemde çok maalesef geriledi. Oynadılar. Bir de tabii memlekette domates yok. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Bir 10 yıl önce çok daha acayipti o İskender. Evet. Çok var böyle ya. Yani sayısız yani. Kayseri'de yağlamadan Tokyo'da sushi'ye kadar milyar tane şey söyleyebilirim. Ya da işte Trabzon'da gidiyorsun bir tane... Gerçek bir fırında bir kıymalı ya da peynirli pide yiyorsun. Çok var ama şeyde çok galiba hani o topraktaki minerallerin yavaş yavaş azalmasından kaynaklanan bir şey. Bir tat kaybı var her şeyde. Bu, sadece ben söylemiyorum bunu yani. Hmm. Şefler falan da söylüyor. Her şeyin tadını yani mesela sen domates tadı en son ne zaman yok yani. Geçen sene hiç yemedim domatesi doğru düzgün. Ya da salatalık kokusu diye bir şey biliyor musun sen? Kaldı mı ya? Yok yani. Şey çok sokak hocam. Kokardı hatırlasana. Ha. Antep'te mesela hep söylerler ya, Antep'li ustalar işte baklavayı aynı usta aynı malzemeyle İstanbul'da yaptığında onun neminden olmaz falan da alakalı tabii diye. Antep mesela o konuda bence çok acayip. Evet. Ama bir de onun şeyi. O mesela bak baklavayı oradan alırsın. Ya benim işte Zeki İnal'ın şöbiyeti yani. Efsane. Şeyi yapalım reklamımızı. Ben onun reklamını sonra her zaman yaparım. Onun reklamını her zaman yaparım yani. Onu mesela orada yemekle alıp paketle İstanbul'a getirdiğinde de aynı hissi vermiyor abi. Şeyi, o çıtır çıtır yufka erir buraya gelene kadar. Ben onun sana yöntemini söylerim nasıl düzelteceğini. Okey. Şey diyorsun, pro gibi özel böyle havalandırmalı paket ümidör bulacaksın diyorsun. Pro çantanız varsa şöbiyet çantanız da olsun efendim. Bak sana şöyle söyleyeyim. Şimdi bizde şey var ya. Sushi mesela Japonya'da, Tokyo'da gittin mi bilmiyorum. Gittim, Osaka'da falan. Çok güzel. Yani 6 kişi oturuyorsun yan yana. Hmm. Adam teker teker yapıyor, veriyor. Yani şuraya gidersen, masaya gidersen onun şeyi bozuluyor. Aynı şey olması mümkün değil. Ben şimdi seni çok sinirlendirecek bir şey söyleyeceğim. Ben Amerika'daki sushi'yi daha çok seviyorum. Ama Amerika'da başka bir sushi var. Soslu moslu acayip bir şey var. Ya zaten Amerika'da benim beğendiğim ve sevdiğim, benim damak tadıma uygun sushi'leri Japon ustalar görse direkt harakiri yaparlar. Böyle sushi. Onlar da Japonlar yapıyor ya. Doğru ama yani asıl sushi ustaları için çok hakaret yani. O sushi'ye onların Amerikalılar bu şey yapıyor, soslu falan yapıyorlar ya. Sushi'ye hakaret o aslında. Pişmiş yani. Falan yapıyorlar. Neler yapıyorlar. Kızartmaları. Yani. Ben maalesef o konuda biraz Japon ustalarına haksızlık ediyorum. Sana şöyle söyleyeyim. Birçok insan da Alman dönerini Türk dönerine tercih ediyor. Hmm. Bu arada Alman döneri kabul edilebilir bir şey değil. Alman döneri bayağı iyi. Daha iyi diyemem ama bayağı iyi. İyi abi, iyi. Hakkını yeme, iyi. Nasıl olur? Yok. Türkiye'deki... Zincir var ya, German döner diye. İngiltere'de yıkılıyor ortalık. Türkiye'de senin çok kaliteli olarak düşündüğün işte ne bileyim Beşiktaş'taki Karadeniz, Bayramoğlu vesaire hani üst düzey dönerler gerçekten çok özel. Ama standartizasyon söz konusuysa Alman döneri iyi, hakkını yemeyelim. Ben sana şöyle bir şey, o başka bir yemek. Olabilir. O bizim dönerle onun hiçbir alakası yok. Bizimki daha çıtır çıtır olur. Onun içine bir sürü yoğurdu bilmem nesini falan basıyorlar. Zaten kalın bir et. O başka bir şey yani. Ben Alman, yani o başka bir yemek olarak bakacaksın ona. Okay, tamam. Bizim döner gibi. Sinirleniyorum gittikçe. Bir de tavuk döneri olmaz. Öyle bir şey olmaz. Ona başka bir isim bulun. Tavuktan döner mi olur ya? Mithat Engin sormuş. Oasis grubu birlikteyken veya kardeş kavgasından sonra Liam Gallagher mı yoksa Noel Gallagher mı daha dinlenesi veya yetenekli geliyor size? Manchester'ı bir akşam Phil ve Gerald'le mi yoksa Gallagher kardeşlerle mi takılmak isterdiniz? Sen ne diyorsun? Ben Gallagher kardeşlerle takılmak isterdim. Ben Oasis abi. Pek sevdiğim bir grup değil benim. Abi Oasis iyidir ya. Ben Blur'cuyum. Ha okey. O şeyde. Ben Liam Gallagher'ı tercih ediyorum. Ama eğer Neville... Solist olan mıydı? Phil ve Gary Neville mi yoksa Gallagher kardeşler mi dersek de Gallagher kardeşler her zaman. Tabii canım, top mu konuşacağız şimdi bir müzik falan. Ama bunlar da çok şey be abi. Kavga ederler diyorsun. Kavga ederler. Burnu havada falan. Gary Neville çok muhabbetçi bir adam. Abi Gary Neville zaten muhabbetini televizyonda yaptığı için onun muhabbetini bir şekilde tanık olabiliyoruz. Doğru yani. Seviyor musun Overlap'i? Çok iyi program. Sen şeyi seyrediyor musun abi? Abi Amerikalılar gerçekten çok ilginç şey yapıyor. Bu Kate Abdullu, Thierry Henry CBS'in Şampiyonlar Ligi programı. Çok iyi. Çok başarılılar. Şey, ama tam Amerikanlaştırmışlar tabii, işte. Tabii. Tamamen Kakaraki, Mike Richards'la uğraşıyorlar bilmem ne. Çok iyi program. Ama tam Amerikan programı ya. Tam. Ama Henry'nin orada başka bir şeyi çıktı. Başka bir tarafı. Abi onlar yani... yani daha böyle sahada böyle sör gibi duran bir adam ya o. Ama orada acaba bile, öyle mi kalsaydı hep? Ama orada bile çok ciddi abi. Çok zeki adam. Mike'a falan acayip goy goy yaparken daha ciddi kalıyor. Bu arada o programın moderatörü Kate Abdo'da çok iyi. Olağanüstü çok abi. Iyi. Olağanüstü yani. Gerçekten moderasyonda zirve yani. Hani çok çok başarılı. Haftanın maçlarına ve spor organizasyonlarına geçelim. Bugün zaten Türkiye Ligi'nde de maçlar var ama İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Atletico Madrid oynayacak. Madrid takımları derbi. Bir derbi demişken... Riyad'da değil mi? O da Riyad'da. Başka bir derbi de Atina'da var. Panathinaikos Olympiakos'la karşı karşıya. Fatih Hocam ilk büyük maçına çıkıyor. Büyük maç derken Olympiakos Panathinaikos abi. O herhangi bir maç değil yani. Fatih Hocamıza başarılar dileyelim. Futbolda Afrika Uluslar Kupası başlıyor. Zaten hani gündemde. Afrika Uluslar Kupası'nın başlaması değil, ne zaman biteceği insanları ilgilendiriyor. Doğru. Bir ay sonra. Bir an önce bitsin de dönsünler diye. Aynen. Elensin de. Grupta yani. Elensin yani. Tabii. Sonuna kadar kalmasın. Bu olacak iş değil bu ya. Aynen. Bu saçmalık yani, sezonun ortasında ne yapıyorsunuz abi? Bu hafta Avustralya Açık'ta bahsettiğimiz gibi başlayacak. Hafta sonu takviminde Manchester United-Tottenham karşılaşması var. Pazar günü 19.30'da ve Milan-Roma pazar akşam 22.45'te. Bugün bir de Lazio-Roma maçı var. O da kupada. Hı hı. O da büyük maç. Kupa mesaileri de var tabii ki. Roma derbisi. Haftanın fotoğrafıyla veda edelim. Amerikalılar temalı parti yapmaya bayılırlar biliyorsun. LeBron James'in yaş günü partisinde 70'ler temalı olmuş. Tabii katılımcılar arasında Kevin Hart ve Jay-Z falan olunca görüntüde dediğim gibi Amerikalılar bu konuda zaten şeydir. Burada sadece meraklıdır. Bir zaman teması mı var yoksa başka bir tema daha var mı kıyafetlere bakılırsa? Yani bir çeşit ticari tema diyorsun. Yani 70'leri ben hatırlıyorum. Hiç böyle bir şey yoktu yani. Ya işte bu Harlem'deki sokak şeyi diyelim. Şey de ilginç tabii yani, mesela atıyorum şehrin diğer takımı Clippers'ın koçu, eski koçu gerçi. Evet. Tyronn Lue da katılıyor. Ama tabii Jay-Z'nin, Maisy'nin katıldığı doğum günü partisi biraz farklı oluyor. Bu fotoğrafla veda edelim efendim. Bizden bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.